Avukat Arslan Bolat. Hoş geldin Arslan Bolat. Merhabalar. Arslan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Daha önce program yapmıştık size Atakum'daki stüdyolarımızda. Evet, evet. Oradan tanıyoruz sizi. Şöyle yapalım mı Sayın Başkan? Yani konunun vehametini anlatmak bakımından önce görüntüleri izleyelim. Yok, görüntüleri izleyecek kimse bir şey anlamaz. Önce anlatmak lazım. Sonra peki. Verip tekrar üzerine konuşalım. Şimdi Bafra kapalı cezaevinde 2018 yılında bir olay yaşandı. Siz bunun cinayet olduğunu söylüyorsunuz. Evet, biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Adamı öldürme olduğunu düşünüyoruz ve bununla alakalı da şikayetlerimizi ve takibimizi hala sürdürüyoruz. Evet. Ancak savcılık bizimle aynı fikirde olmadı. Adli tıp raporu doğrultusunda bunun bir cinayet değil, olsa olsa kasten yaralama olduğunu düşünüyor. Ama yaralama, sonunda ölmüş sonuçta. Tabii, bir ölüm var. Adli tıp raporunda meningoensefalit bir bakteriden dolayı öldüğü söyleniyor. Ancak bunun yanında da ekleniyor ve sonrasında oluşan komplikasyonlar nedeniyle ölüm gerçekleştirmiştir diyor. Adli tıp raporu, yani bunun ne şekilde olduğunu, hangi koşullarda oluşacağını, bu komplikasyonların neler olduğuyla alakalı hiçbir açıklama mevcut değil. Savcılık bu noktada şuna yoğunlaşıyor, bu bakteriye yoğunlaşıyor. Evet. Ancak sonraki komplikasyonların ve eylemlerin vehametiyle alakalı hiçbir değerlendirme yapmıyor. Evet. Biz bunun çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü görüntülerde birazdan izleyeceğiz. Bu eylemleri sağlıklı bir bireye yapsak, bu davranışı sağlıklı bir bireye yapsak, bu insanın hayatına sağlıklı bir vücutla, vücudu bırakalım, psikolojiyle devam etmesinin imkanı yok. Tekmelemeler, sedyeden atmalar, yerde sürüklemeler, zar zoruna, hani ben bir sağlıkçı değilim ama bu insanın çok zor bir şekilde hayatta kaldığını görebiliyorken, bu insanları korumakla görevli gardiyanlar bu insanları tekmeliyor, yerde sürüklüyor. Zaten görüntülerde nefes alıp almadığı bile belli olmuyor hastanın. Adını da söyleyelim. Şenol Şimşek değil mi? Evet. Şenol Şimşek. Kaç hayatını kaybeden. 42 yaşında bir arkadaşımızdı ve arkadaşımız değildi, mahkumdu. Cezalanmış yatıyordu. Evet. Bu arada Arslan Bey, yayından önce konuştuk sizlerle. Bu olayın 10 gün sonrasında da ikinci bir vaka yaşanıyor. Ünal Yavuz, bir dakika. Bu olayı kapatalım. Görüntüleri izleyelim sonra. O intihar olayı. Evet, bir de intihar olayı var. Onu daha sonra konuşacağız. Bize şimdi olayı kısaca bir özetler misiniz? Şöyle. Piş bilmiyor. İlk defa duyuyormuşuz gibi. Şöyle anlatayım. Öncelikle bu olay öncesinde, iki gün öncesinde. 2018 yılı Nisan ayında. Nisan ayında 9'unda, yani ayın 9'unda. Bafra kapalı cezaevinde Şenol Şimşek ölüyor. Ve bu ölümün arkasında daha bizde önceki olaylarında. Bizde o öldürülüş görüntüleri var. Biraz da onları vereceğiz. Hı hı. Bu olayların daha öncesinde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bu başka bir mahkumla bir tartışması oluyor. Bu mahkumla tartışması olduktan sonra onun akşamında ve birkaç saat sonra fenalaşıyor. Fenalaştıktan sonra doktora götürülüyor. Bu A22'de kalıyor. Evet, A22 koğuşunda. Fenalaşıyor ve doktora götürülüyor. Evet. Doktora götürüldüğünde doktor bunun herhangi bir şeyi yoktur, gerekli tetkikler yapılmıştır deyip geri yolluyor. Ama sedyeyle geri geliyor. Görüntülerde var. Sedyeyle geri geliyor. Cezaevine geri getiriliyor. Aynen. Ve sedyeyle gelmesine rağmen şu söyleniyor bizim şifayen edindiğimiz bilgilere göre. Çok fazla rol yapıyorlar hastaneye gelmek için, içeriden çıkabilmek için, bu şekilde kaytarmak için çok fazla rol yapıyorlar. O sebepten bununla çok fazla ilgilenilmediği söyleniyor ve geri geliyor. Sedyeyle geldiklerinde aslında gardiyanların bu muamelesinin bir amacı da bana kalırsa kendilerinin o anki rahatlığının bozulmuş olması. Çünkü kaldırıldı, hastaneye gidildi, gelindi. Bunların hepsi cezaevinde prosedür. Zahmet çekti. Tabii zahmet çekti. Bu yüzden buna sinirlenmişler. Gördüğümüz, yani birazdan göreceğiz. Sedyeyi deviriliyor, tekmeleniyor, sürükleniyor. Yani bir insana yapılmaması, yerde yatan, yarı çıplak vaziyette, yerde yatan neden bir insan düşünün. Neden yarı çıplak? Düşün. Bir de o var, üstü çıplak mesela. Aynen. Yani bu muayeneden sonra o şekilde getirilmiş. Muhtemelen arabada bir sıkıntı yaşamaması. Arabada da bir arbede yaşanmış. Aynen, evet. Bir arabada da. Bunlar işte bizim için biraz muallak. Avukat odasına götürüldüğü söyleniyor ama avukat odasında kamera yok deniyor. O yüzden bu bir süre orada kalması sağlanıyor. Ziyaretçi kabinindeyken bir görüntüler var. Ziyaretçi tek bırakılıyor, yalnız kalıyor bir süre evet, orada. Evet, orası var. Onun dışında da birçok alanda bunun darp edildiği söyleniyor diğer mahkumlar tarafından. Ama bunlarla alakalı elimizde ne bir görüntü var, ne bir bilgi var, ne de konuşan birisi var. Zaten biraz sonra göreceğiz. Görüntülerde tekmelenirken hani
bir insan tekmeleniyor orada, canlı bir varlık tekmeleniyor yarı çıplak vaziyette. Diğer insanların ne bir itirazıyla karşılaşıyorsunuz, ne bir kınayıcı bir bakışıyla. Hayır, yanında sigara içen, muhabbet eden, hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar görüyorsunuz. Ben bu kişiler hakkında da TCK 279 hükmü gereğince suçu bildirmeme, suçu bildirmekle yükümlü olduğu halde suçu bildirmeme, kamu görevlisinin suçu bildirmekle yükümlü olduğu halde suçu bildirmemesinden dolayı ben o kişiler hakkında da bugün itibariyle suç duyurusunda bulundum. Bunların kimliğini şu anda bilmiyoruz. Çünkü kimisinin ismi ama var, görüntülerden, kimisinin yok. Kamera ama görüntülerden ve görevlendirmelerden o kişilerin kim olduğu çok net bir şekilde görülebilir. Saati belli zaten. Saati belli. Orada askerler de var, görevli personel de var, gardiyanlar da var. Hepsi hakkında suç duyurusu. Böyle bir olay oldu diyelim. Müdahale etmemek suç mu? Tabii ki. Bildirmemek suç. Bildirmemek suç. Şimdi vatandaş olarak siz yolda yürüyorsunuz. Evet. Yolda yürürken bir insanı, bir başka bir insan bıçaklarken gördünüz. Bunu bildirmek zorundasınız. TCK 278. Eğer ki bir kamu görevlisiyseniz TCK 279. Yani suçu bildirmemenin nitelikli hali. Ceza boyutunun ağırlaşmış hali. Buradaki herkes kamu görevlisi. Evet, orada çalışıyordu. Ve hani öbür taraftan baktığımızda kamu görevlisini bir kenara bırakın. TCK'yı bir kenara bırakın. Anayasayı bir kenara bırakın. Yani elinizi vicdanınıza koyduğunuzda bu insanın o halde yerde yatarken hiçbir şey yapılmaması son derece acıklı bir durum. Evet. Şimdi İnal Yavuz, senin sorun varsa sor, ondan sonra yani, görüntülere geçelim. Gerçekten aslında ben görüntülerden sonra konuşmak istiyorum. Bir görüntülere öyle geçelim, ondan sonra tamam, avukata soruları soralım. Tamam, o görüntüleri verelim. Görüntüde neler oluyor? Bafra kapalı cezaevinde, özel güvenlikli bir cezaevi üstelik. Özel güvenlikli kapalı cezaevinde yaşanan ve biraz sonra da o günün gecesinde yaşamını kaybeden hükümlü Şenol Şimşek'in darp edilme olayını izleyeceksiniz ve o an orada yaşananlar ve ardından konuşmamıza devam edeceğiz.
Evet, Bafra kapalı cezaevinde yaşanan görüntüler bunlardı. 2018 yılında oldu bu olay ve yaşamını yitirdi oradaki yerde yatan, çıplak vaziyette yatan Şenol Şimşek.